Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda cümle dışı unsurları göreceğiz. Peki nedir cümle dışı unsurlar? Cümlede öge görevi üstlenmeyen ancak cümlenin anlamına katkıda bulunan unsurlara cümle dışı unsur denir. Cümle dışı unsurlar denir. Şimdi arkadaşlar şöyle kısaltacak olursak, cümlede herhangi bir ögeye dahil edemediğim veya cümlenin ögelerini buldurmaya yönelik olan soruların hiçbirine cevap vermeyen bazı unsurlar var. Bazı kelimeler var. Bunlara cümle dışı unsur diyoruz. Peki neler cümle dışı unsur olur? Örneğin bağlaçlar arkadaşlar. Bağlaçların hepsi. Örneğin ünlemler. Ünlemlerin hepsi. Hitaplar, hitap bildiren sözler. Seslenme bildiren sözler. Veya bazı ara sözler cümle dışı unsur olur. Bütün ara sözler değil, bazı ara sözler cümle dışı unsur oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakalım. Ahmet, sana defalarca geç kalmamanı söylemedim mi? Şimdi Ahmet'e burada sesleniyor arkadaşlar. Söylemedim mi? Yüklen. Söylemeyen kim? Ben. Özne. Gizli özne. Arkadaşlar Ahmet'e sesleniyor. Ahmet burada seslenme, hitap bildiren bir kelime ve özne değil burada. Öznemiz var, ben, gizli özne. İşte Ahmet burada cümlede yükleme soracağım. Herhangi bir soruya cevap vermeyecek. Bu yüzden de cümle dışı unsurdur. Arkadaşlar işte hitap bildiren, seslenme bildiren kelimeler cümle dışı unsur olur. Burada Ahmet diye sesleniyordu Ahmet'e. Seslenme bildirdiği için, hitap bildirdiği için cümle dışı unsurdur. Diğer bir örnek. Çünkü sınava girmedim. Girmedim yüklem. Çünkü kelimesi cümle dışı unsurdur. Neden? Bağlaç. Bağlaçların hepsi cümle dışı unsur. Hey, bana bakın. Hey kelimesi hemen dikkatimi çekiyor. Ünlemdi. Ünlem olduğu için cümle dışı unsur olacak. Bakın. Hey veya ey gibi. Mesela gençliğe hitap ede. Ey Türk gençliği diye. Ne yapıyor? Hitap ediyor işte. Hitap bildiren kelimelerin hepsi. Hitap bildiren kelime gruplarının hepsi veya ünlemlerin hepsi arkadaşlar cümle dışı unsurdur. Çocuğum ödevini bitir. Bakın, ödevini bitir, bitir yüklem. Sen, gizli özne, sen bitir. Burada arkadaşlar çocuğum diye sesleniyor, hitap ediyor. Hitap seslenme olduğu için cümle dışı unsurdur. Ayhan, siz de çok iyi bilirsiniz. Derslerine pek çalışmaz. Ayhan, siz de çok iyi bilirsiniz. Derslerine pek çalışmaz. Burada Ayhan seslenme değil. Burada arkadaşlar Ayhan'la ilgili bir ara söz var. Siz de çok iyi bilirsiniz diyor. Şimdi iki virgül arasında gösterilen ve cümleye dahil olmayan bir kişinin kendi düşüncesini verdiği sözler ara sözdür. İşte ara söz burada arkadaşlar hiçbir ögeye dahil edemiyoruz, cümle dışı unsurdur. Bütün ara sözler cümle dışı unsur olur mu? Olmaz. Birazdan göreceğiz onu ara söz, ara cümle konusunda. Evet, cümle dışı unsurlarımız bunlar arkadaşlar. Tekrar edecek olursak bağlaçlar, ünlemler, hitap bildiren sözler ve bazı ara sözler cümle dışı unsur olur. Şimdi ara söz, ara cümle konusuna geçelim. Ara söz, diğer bir adıyla ara cümle. Nedir? Cümlede herhangi bir ögenin açıklayıcısı olan, bakın bu önemli. Bir ögenin açıklayıcısı olan ya da cümlenin hiçbir ögesini oluşturmayan, yukarıdaki gibi. Çıkarılması cümlenin anlamında eksiklik ya da bozulma meydana getirmeyen sözlere ara söz denir. Bu söz cümle özelliği taşırsa, yani yüklemi varsa ara cümle oluyor. Bakın dikkat edin. Araya bir cümle girmişse, yüklemi varsa bu ara cümledir. Eğer yüklemi yoksa, sadece bir kelime grubu gelmişse ara sözdür. Şimdi örneklere bakalım. Dünyanın en vefakar insanını, yani annemi çok özlüyorum diyor. Bakın. Özlüyorum yüklem. Özleyen kim? Ben. Gizli özne.
Ben kimi özlüyorum? Ben dünyanın en vefakar insanını özlüyorum. Belirtilin nesne. Şimdi dünyanın en vefakar insanı ona göre kimmiş? Annesiymiş bakın. İşte annemi kelimesi burada. Bir önceki öge belirtilin nesneyi açıklıyor ve ara söz. İki virgül arasında kullanılmış. Bir önceki ögeyi hatırlarsak kendinden önceki ögenin açıklayıcısıdır ara söz. Belirtili nesneyi açıklıyor çünkü dünyanın en vefakar insanı annesiymiş bakın. Şu kısmı belirtili nesneyi açıkladığı için annemi kelimesi ara sözdür. İki virgül veya iki kısa çizgi arasında belirtisiz ara söz arkadaşlar. Ara söz peki bu cümlede şöyle bir soru olabilir. Bu cümledeki ara söz hangi ögenin açıklayıcısıdır? Tabii ki kendinden önceki olan belirtili nesnenin açıklayıcısıdır. Çünkü belirtili nesneyi dünyanın en vefakar insanının kim olduğunu açıklıyor bana. Annemi diyerek annesi onun dünyanın en vefakar insanıymış arkadaşlar. Açıklama yapmış ara söz. Evet diğer bir örnek. Hayalimdeki şehre yani Ankara'ya sonunda kavuşacağım. Bakın kavuşacağım yüklem kavuşacak olan kim? Ben gizli özne. Ben neye kavuşacağım? Hayalimdeki şehre yer tamlaysa. Şimdi hayalindeki şehrin ne olduğunu açıklıyor bana araya iki kısa çizgiyle sıkıştırarak cümlenin arasına sıkıştırarak Ankara'ya diye arkadaşlar araya bir söz sıkıştırıyor cümlenin arasına yer tamlayıcısını açıklamış oluyor. Hayalindeki şehir derken hayalindeki şehir neymiş? Ankara'ymış. Hayalimdeki şehre yani Ankara'ya sonunda kavuşacağım derken Ankara'ya kelimesi ara söz ve yer tamlayıcısının hemen bir önceki ögenin açıklayıcısıdır. Diğer bir cümle. Dışarı çıkınca içime neden olduğunu anlamadığım tuhaf bir hüzün doldu. Bakın. Yukarıdakiler ara sözdü. Kendinden önceki ögeyi açıklıyordu. Şimdi burada bir cümle var. Anlamadığım, neden olduğunu anlamadığım derken anlamadığım yüklem. Bakın bu bir ara cümle, ara söz değil. Çünkü burada bir cümle kullanmış. İçinden geçirdiği duyguyu veya düşünceyi bir cümle halinde arkadaşlar cümlenin arasına koymuş. Yani cümle içinde cümle gibi düşünebilirsiniz. Ve bu bir ara cümle. Ara cümleler herhangi bir ögenin açıklayıcısı olmaz. Ara sözler kendinden önceki ögeyi açıklarken ara cümleler herhangi bir cümlenin ögenin açıklayıcısı olmaz. Araya kendi düşüncesini arkadaşlar içinden geçirdiklerini sıkıştırmış bu bir ara cümle. Bu cephe emin ol sarsılmaz. Bakın, emin ol da bir cümledir arkadaşlar. Yine kendi düşüncesini aklından geçeni oraya sıkıştırmış ara cümle. Arkadaşlar yine ara cümle olduğu için kendinden önceki ögenin açıklayıcısı değildir. Evet. Bir uyarı, ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda virgül ya da kısa çizgi olur. Dikkat ettiyseniz hepsinde ya kısa çizgi, iki kısa çizgi ya da iki virgül vardı. Ki ile de bağlanabilirmiş. Başımın ağrısı yazları sıcaklardan olmalı daha da artar. İşte ara sözümüz bu. Arka sıradakilerden biri gözlüklü olanı bir soru sordu. Gözlüklü olanı ara söz. Trafik yüzünden toplantıya ki yalnızca 10 dakika kaldığı halde yolu bile yarılayamadık. İşte bakın ki ile de yapılabiliyormuş. Bu bir ara cümle. Cümlede herhangi bir ögenin açıklayıcısı veya açıkladığı öge ile aynı görevde olabilir. Ara sözler cümlede hangi ögeyi açıklıyorsa o öge ile aynı görevde olur arkadaşlar. Arka sıradakilerden biri derken gözlüklü olanı diyor. Arka sıradakilerden biri neydi? Sordu yüklem soran kim? Arka sıradakilerden biri. Özne. Arka sıradakilerden birinin yani öznenin gözlüklü olanı diyerken özneyi açıklamış oluyor. Öznenin açıklayıcısıdır ara sözümüz. Dün Ali amcamlara eski komşumuza gittik. Burada da gittik yüklem giden kim? Biz. Biz de özne. Biz kime gittik diye sorduğum zaman Ali amcalara diyor. Ali amcalar kimmiş? Eski komşumuzmuş. Eski komşumuzla işte ara söz. Neyin açıklayıcısı? Bir önceki ögenin açıklayıcısı. Yani Ali amcalara derken dolaylı cümlecin açıklayıcısı olmuş. Doğup büyüdüğü yerleri, memleketini çok özlemişti. Özlemişti yüklem.
Özleyen kim? O, gizli özne. O nereyi özlemişti? Doğup büyüdüğü yerleri. Nereyi? Memleketini. Memleketini iki virgül arasında araya sıkıştırılmış bir ara söz. Nesne ile aynı görevde. Çünkü nesneyi, belirtili nesneyi açıklamış. Onu dün akşama doğru saat 5 gibi Kızılay'da gördüm. Gördüm müklem, gören kim? Ben, gizli özne. Ben ne zaman gördüm? Dün akşama doğru. Bakın zarf damlasıydı. Dün akşama doğru derken saat 5 gibi, bakın açıklamış. Burada da yine ara sözümüz bir önceki ögenin açıklayıcısı, yani zarf cümlecinin açıklayıcısı, görev olarak da zarf damlayıcısıyla aynı görevdedir diyoruz. Cümlenin herhangi bir ögesi olmaksızın da kullanılabilir. Evet, yani ara sözler bazen kendinden önceki cümlenin açıklayıcısı olmayabilir. Özellikle ara cümleler, mesela ara cümleler cümle halindeki araya girmiş söz grupları, arkadaşlar ara cümleler kendinden önceki cümle ögenin açıklayıcısı olmaz. Bakın bu işi yıl sonuna kadar bitireceklerini inanılacak gibi değil söylüyorlar. Bakın inanılacak gibi değil, aklından geçirdiği bir cümle. Bu cümle kendinden önceki ögenin açıklayıcısı olmadığı için herhangi bir ögenin açıklayıcısı değildir. Herhangi bir ögede görevinde değildir. Arkadaşlar. Diğer bir cümle. Bu adam seni temin ederim sahtekarın biridir. Seni temin ederim. İçinden geçirdiği bir cümle. Bu ara cümle arkadaşlar. Yukarıdaki de ara cümleydi. Ara cümleler kendinden önceki ögenin açıklayıcısı olmaz ve cümlede de hiçbir öge görevinde kullanılmaz. Araya girmiş, içinden geçirdikleri bir cümledir. Cümleden çıkarılması cümlenin anlamında eksiklik ya da bozulma meydana getirmez. Bakın ara söz olsun, ara cümle olsun. Bunları cümleden çıkardığımız zaman cümlede anlam da bozulmaz, yapı da bozulmaz. Yani cümlede bir eksiklik, bir bozulma meydana gelmez. Bu özelliği bakımından da ara söz ve ara cümleyi tespit edebiliriz. Necati'ye, o bilmiyor tabii. Ara cümle. Harika bir sürpriz hazırladık. Bakın bunu silelim. Necati'ye harika bir sürpriz hazırladık. Anlam bozuldu mu? Bozulmadı. Demek ki bu ara söz. Anneme, hayatını bana adayan kadına. Ara söz yer tamlayısını açıklanmış. Çıkardım ara sözü. Anneme saygıda kusur etmem. Bakın ne oldu? Ara sözü çıkardığım zaman anlam ve cümlenin bütünlüğü bozulmadı. Bakın, ara sözler, ara cümleler araya sıkıştırılmış, araya eklenmiş gibi düşünebilirsiniz. Eğer herhangi bir ögeyi açıklamıyorsa arkadaşlar ara cümledir bu. Hiçbir öge görevinde değildir. Eğer ara sözse ve kendinden önceki ögeyi açıklamışsa cümlede de açıkladığı ögeyle aynı görevdedir. Evet arkadaşlar, bu dersimizde ara söz, ara cümle ve cümle dışı unsurları gördük. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.